Gerçekten One Piece tarihindeki en karanlık flashback'i şu an okuyoruz. Her sayfada Kuma'nın yaşadığı şeyler gözlerimi doldurdu. Geçen bölüm incelemesinde dediğim gibi Kuma flashback'i bana kalırsa en üzücü flashback olacak. Bu bölümde yine tartışmak ve değinmek istediğim detay ve konular var. Dolayısıyla son 2-3 videodaki gibi bir beğeni rica ettikten ve 50.000 aboneye ulaşmama yardımcı olmanız için abone olmanızı hatırlattıktan sonra bölümün incelemesine geçelim. Geçmeden önce ufak bir uyarı. İncelemenin sonundaki detayı duyunca nutkunuz tutulacak. Bölümün ismi, Bonnie'in doğumu. Kapakta çok ilginç bir durum var. İstek bir kapak çizen Eiichiro da Brook'un bacağında bir mesaj bırakmış. Bölümün çizimini bitiremedim. Özür dilerim. Bölümde de fark edeceksinizdir ki bazı paneller taslak halinde. Konuşma balonlarındaki bazı hatalar bile düzeltilmemiş. Yani kötü bir çizim görürseniz bunu garipsemeyin. Çünkü Eiichiro da One Piece tarihinde ilk defa bir bölümü bitiremedi. Spoiler yayınında bunu bol bol konuştuk ama 25 yıldır haftalık bölüm çıkarmak gerçekten çok zor bir iş. Umalım ki bu durum onun sağlığından kaynaklanmıyordur. Bu bölümün başlangıcında bazı devrimci ordusu üyeleri yardım istiyor. Ivankov Goa krallığında olduklarını, bu yüzden gidemeyeceklerini söylüyor. Lakin Kuma ben giderim diyerek hemen ışınlanıp yardım istenilen yere gidiyor. Bu arada Goa krallığındayken konuşan Ivankov ve Kuma size tanıdık gelmedi. Çünkü 587. bölümde Gri Terminal'deki yangın sebebiyle ölmekte olan halkı kurtaran devrimci ordusu bu paneldeki aynı kılık kıyafetlerle Goa krallığına demir atmışlardı. Yani 587. bölümdeki bu andan biraz sonra Kuma o gemiden ayrılıp devrimci ordusu üyelerine yardım etmeye gidecek. Ivankov'un dediğine göre Jenny'nin kaçırıldığı günden sonra Kuma biraz daha umursamaz olmaya başlamış. Lakin bu Kuma'nın iyiliğine gölge düşürüyor gibi düşünmeyin. Çünkü bölümün ilerisinde Kuma'nın iyi kalpliliğinin hala var olduğunu görüyoruz. Ivankov'un bu sözünden sonra bize Jenny'nin niye kaçırıldığı anlatılıyor. Evet efendim. Görünüşe göre bir kutsal ejder Jenny'yi gözüne kestirmiş. Onu bir dünya hükümeti gemisine aldılar. Çünkü kutsal ejderlerden biri onu karısı yapmak istiyormuş. Dostlar inanın içim parçalandı. Jenny'nin güzelliğini hep vurgulandığını görmüştük. Kutsal ejderlerden biri de bu meşhur güzelliği elde etmek istemiş olmalı. Jenny'nin gözükmesinden beri bana birçok yorum geliyor. Kapori Jenny Nami'ye oldukça fazla benziyor diye. Jenny'nin profesyonel hırsız olması, güzelliğiyle öne çıkması, patavatsız tavrı gibi şeyler gerçekten Nami'ye oldukça benziyor. Nami'nin gizemi videosunda bundan bahsedecektim ama birazcık bu konudan bahsetmenin zamanı geldi. Jenny örneğinden sonra Nami'nin güzelliğinin bir tanrıça seviyesinde anılması gerçekten çok tehlikeli bir şey. Vivi'nin kaçırılmaya çalışılmasının da bir gelin yapılma mevzusu olduğunu beni sıkı takip ediyorsanız defalarca kez söylemiştim. Zaten bu genel olarak One Piece'te uygulanan bir tema. Wander'dayken Shiroshi'yi Absolon Nami'yi zorla kaçırmak istemişti. Burada da bunun Jenny üstünden uygulandığını görüyoruz. Peki bununla nereye gelmek istiyorum? Nami de bir noktada gerçekten dünya otoriteleri tarafından kaçırılmaya çalışılabilir. Bu size abuk subuk bir fikir gibi gelmesin. Geçmişte Nami hep kaçırıldı. Bu hem filmlerde hem de seride önemli villainlar tarafından yapılarak meydana geldi. Shiki Enel bunun en büyük örnekleri. Üvey babası Genzo bile Nami'nin ilk arama posterindeki fotoğrafına kelle avcılarından daha çok kendini eş arayanlar peşine düşecek demişti. Peki ya bu eş arayan kişi çok önemli bir figür olursa? Yani demek istediğim isimleri bile birbirleriyle bağlantılı. Nami dalga, Umi ise deniz demek. Ne diyorsunuz? Sizce Nami'nin kaderi Jenny ile benzer olur mu? Belki de bu suretle büyük savaşın başlangıcının sebebi Nami olur. Luffy'nin dünya hükümetine savaş açması için geçerli bir sebebi olması lazım. Örnek vermek gerekirse Luffy'nin dünya hükümetine savaş açtığı vakitlere bakacak olursanız ya onun abisini idam ediyorlardı ya da tayfa arkadaşını hapse atıyorlardı. Vivi kaçırıldığı vakitte nerede olduğunu bilmeyince Marie Joyce'e gitmek istediğini söylemişti. Yani gerçekten Nami yüzünden büyük savaş çıkabilir. Konumuz şu an bölüm incelemesi olduğu için ileride belki bu meşhur videoyu paylaşınca buna detaylı bir şekilde değinirim. Bölüme devam edecek olursak Kuma'nın yardıma gittiği yer başarılı bir şekilde devrim yapıyor ve ülkede devrimci ordusu insanların kahramanı olarak nitelendiriliyor. Devrimci ordusunun aslında Jenny'nin kaçırılmasından sonra misilleme yaptığını, daha çok eylem yaptıklarını öğreniyoruz. Vegapunk ile konuşmasından bildiğimiz kadarıyla oldukça fakir olan bu devrimci grubun Jin'i kaçırıldıktan hemen sonra dünya hükümetine cephesel bir savaş açması mantıksız bir durum olurdu.
Özellikle de Dragon gibi bir adam için. Dragon dediğimiz karakter devrimciliği üst düzey rasyonellikle değerlendirip öyle uygulamaya koyuyor. Çocuğu Luffy gibi aşırı duygusal bir karar verdiğini çok fazla görmedik. Örneğin Dragon'un da bir komutanı Enies Lobby'ye götürülse Luffy gibi çat kapı girip savaş açmazdı diye tahmin ediyorum. İstihbarat ve belirli bir plan dahilinde bunu halletmeye çalışırdı. Zira minimum zayiat Dragon'un esas ilkesi gibi duruyor. Bölümün devamında 2 sene sonrasına gidiyoruz. Hey Kumachi, sonunda yeryüzüne inebildim. Hastalandıktan sonra etrafta beni istemediler ve beni attılar. Herkesi son bir kez görmek isterdim ama bu konuşma bizim vedamız olacak. Kuma merakla ne olduğunu sorarken Jinny tüm sorulara cevap veriyor. Kuma, özür dilerim ama ölüme çok yakınım. Bu haldeyken benim yanıma gelmemelisin diyor. Kumachi, şunu bilmeni istiyorum. Kuma bu sözden sonra Jinny'nin nerede olduğunu anlıyor. Kendine ışınlıyor ve Jinny'nin son sözünü duyamıyor. Jinny'nin son sözü ise şuydu. Seni çok seviyorum. Her zaman sevdim ve her zaman seveceğim. Kuma kiliseye gelince Jinny'nin tüm vücudunun güneşe maruz kalmasından sonra mavi taşlarla kaplandığını öğreniyor. Ağlayıp ona sarılıyor. Ölüm sebebi ise daha da yürek burkucu. Okyanusu aşmış ve bize geri dönmeyi başarmış. Tek istediği bebeğinin güvende olduğundan emin olmakmış. İşte karşınızda bir kutsal ejderin kızı Jeweler Ebony. Artık dinlenebilirsin Jinny. Yemin ederim bu kıza iyi bakacağım. Bir kutsal ejder karısı yapmak için bir kadını alıkoyuyor. Muhtemelen ona yıllar boyunca cinsel istismarda bulunuyor. Ardından hastalandığını fark edince bebeğiyle beraber evinden şutluyor. Muazzam iğrenç bir zihniyet. Yalnız tüm bu yapılanlara rağmen Mary Joyce'deyken kutsal ejderlere saldırmayan Dragon ve askerlerine çok şaşırdım. Örneğin Karasu bir köleyi öldürmekte olan kutsal ejderlere saldırmak yerine onun tabancasını yere düşürmüştü. Bu çok ince bir detay ama bize çok şey anlatıyor. Dragon ya dediği gibi gerçekten savaştan nefret ediyor olmalı ya da kutsal ejderlerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğine, onlar için ölümün bir ödül olduğuna inanıyor. Bu biraz tartışmalı bir konu ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki bu bölüm Dragon'un neden denizcilerde adalet bulamadığını çok iyi anladık. Tıpkı anonim bir söz yazarının dediği gibi, köleliğin varlığı adaletin yokluğudur. Umarım intikam bizim için çözüm değil gibi bir şey yazmaz Eiichiro'da. Zira Jinny'ye bunu yapan ve bu zihniyette olan her kutsal ejderin ceza çekmesini istiyorum. Bölümün devamında Kuma'nın gözü gibi Bonnie'ye baktığını görüyoruz ama çok kötü bir şey meydana geliyor. Bir gün Kuma kilisedeki tüm camları kapatıyor. Bonnie korsanlarında gördüğümüz bu iki kişi de niye böyle bir şey yaptığını sorduğunda Bonnie'in sağ gözünün altında mavi bir taş çıktığını görüyoruz. Ve Kuma bunu Bonnie'ye senin mücevherin diye açıklıyor. Bu Bonnie'in ilk isminin neden Jewelry yani mücevher Bonnie olduğunu harika bir şekilde açıklıyor. Bu arada Bonnie'in sağ gözünün altındaki piercing benzeri sarı şeyin ne olduğunu hep merak ederdim. Anlaşılan bu hastalıktan kalan bir izmiş. Eiichiro da 498. bölümde gösterdiği bu karakterin tasarımını tamı tamına 600 bölüm sonra açıklıyor. Gerçekten çok büyük bir yazar. Aslında bu ölümcül hastalık bize bir şey daha açıklıyor. Vegapunk Kuma'nın neden kendisini denek olarak verdiğini Bonnie'ye söylemiyordu. Çünkü Kuma Bonnie ile paylaşılmamasını istiyordu. Bonnie'in hastalığı Kuma'nın kendisini niye Vegapunk'a verdiğini açıklıyor olabilir. Bonnie'yi iyileştirin ve beni bir denek olarak alın. Kuma Bonnie'in ölümcül hastalığını Dragon'a açıklamak için yanına gidiyor ve devrimci ordusundan ayrılmak istediğini söylüyor. Onun yanında olmalıyım. Anlıyorum, pişmanlık olmadan yaşamak çok önemli. Adamlarımızı kullanıp dünyadaki doktorlara ulaşabiliriz. Sana borçlandım Dragon. Benden size bir tavsiye. Dragon'un pişmanlık olmadan yaşamak çok önemli cümlesini sakın unutmayın. Dragon'un belki büyük bir pişmanlığı olabilir. Bu sahnelerden sonra 7 yıl öncesine nutkunuzun tutulacağı detaya geçiyoruz. Geçmeden önce buraya kadar geldiysen beğenmeyi unutma. Bonnie yıllar sonra resmen anasının kızı olmuş ve diğer çocuklarla uğraşıyor. Bonnie bir kitap okuyup Kuma'ya efsanevi gökyüzü adasından bahsediyor ve bu Kuma'nın ilgisini çekiyor. Güneşe çok yakın, belki oraya gidip Nika'yı görebiliriz. Tesadüfe bakın ki Bonnie'in dediği gibi seride ilk kez güneş tanrısı ismi Skype'ye da geçiyordu. Kuma dans edip Bonnie'in 20. yaş gününde oraya gideceklerini, Bonnie ise 19. yaş gününde Balık Adam Adası'na gideceklerini söylüyor. Bu sözden sonra benim aklıma acayip bir şey geldi. Tamete Bako'yu hatırlıyor musunuz? Tamete Bako, Balık Adam Adası'nın ulusal bir hazinesiydi. Tıpkı Ruyuma'nın kılıcının Bono'nun ulusal hazinesi olduğu gibi. Van Der'deyken bu hazineden şöyle bahsediyordu. Birini yaşlandırma gücüne mi sahip?
minicik bir kızı genç bir kadına dönüştürebilir mi? Evet, kesinlikle. Dostlar, anladığınız gibi bu hazine yüksek ihtimalle Bonnie'in meyvesi. Birçok kişi bu hazinenin straight olduğunu söyleyecek olabilir. Ama sizce de ulusal hazinenin bir straight olması saçma değil mi? Neptün bile bunu onaylıyor. Başından beri bunu aşırı saçma bulmuştum. Bonnie'in Balık Adam Adası'na gitme hevesinden sonra her şey rayına oturdu. Ki Bonnie'in Mary Joyce'de gördüğümüz kadarıyla sızma, gizlilik ve hırsızlık alanlarında annesine çok benzediğini görmüştük. Yani niye olmasın? Bonnie bu meyveyi Balık Adam Adası'ndan çalmış olabilir. Bonnie'in okuduğu kitaba değinmek istiyorum. Kitabın Gökyüzü Adası gibi bir efsaneden bahsetmesi oldukça önemli bir detay. Çünkü bu bir efsane değil, gerçekten böyle bir şey var. Dolayısıyla bu kitapta daha önemli bilgiler yer alıyor olabilir. Ama değinmek istediğim şey bu değil. Kitabı biraz daha dikkatlice incelemenizi istiyorum. Fark ettiniz mi? Bu, zihni silinen Kuma'nın elinden ayırmadığı İncil kitabı. Kitabın arka kapağı da bunu doğruluyor. Aslında Kuma'nın elinde tuttuğu bu kitap, çocuğunun okuyunca hayal kurduğu çok sevdiği bir kitaptı. Aslında bu kitap, kendisinin Bonnie'ye verdiği sözün bir temsiliydi. Ve zihni silinen Kuma bunu hep elinde taşıyor. 1100. bölüme çok yaklaştık. Kuma'nın hikayesi beklediğimizden çok daha önemli ve çok daha üzücü. Lakin Kuma her ne kadar kötü şeyler yaşarsa yaşasın, bölümde de gördüğünüz üzere geleceğe dair her daim umutlu. Evet, biraz daha pervasızca hareket etmeye başlamış olabilir ama iyi yürekliliği payidar kaldı. Çünkü o da buna inanıyor. Ginny'nin Bonnie üstünde yaptığı fedakarlık kesinlikle boşuna olmayacak. Çünkü yeni neslin bir üyesi olan Bonnie, dünyayı çalkalandıracak o 11 kişiden biri olacak.